Herkese selamlar dostlar. 10 ve 11 Ağustos iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Yine gelmesi yüksek ihtimalle olan tüm maçları seçtim. Videonun sonunda bir kombin önerisi yapacağız. Bu aralar son 2 gündür sizler de fark etmişsinizdir. Toplamda 12 maçta sadece bir file verdik sanırım. Kazananlara, değerlendirenlere herkese tebrikler arkadaşlar. Hemen ekrana gelsin raporlarla başlayalım. 7 Ağustos raporuna baktığımız zaman şu an ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar hepsini kazandık arkadaşlar. Zenit maçına Matsuno 1.5 üst. Leicester maçına ilk gel 1.5 alt. Moskova maçına 3.5 alt. Zor geldi fakat geldi. Genk maçına karşılıklı gol var ve PSG maçına ilk gel 2 diyerekten de fullledik arkadaşlar. Kazananları değerlendirenleri tebrik ediyorum. Günün kombinisi de zaten kazanmıştı. Biz hem katıl grubunda hem YouTube'da güzel bir şekilde full çektik. Devam ettik. 8 Ağustos raporuna baktığımız zaman ise ekranda gördüğünüz üzere aynı şekilde Renders maçına maç sonu 1'i verdik. Kazandık. Motherwell'e dedik ki gol atar dedik. Attı. Hoge'ye dedik ki aynı şekilde gol atar dedik. Attı. Porto maçına ilk kere 1 dedik. Alır dedik ilk yarıdan kazandı. Marsilya maçına KG dedik. Muazzam bir maçtı. Canlıdan muazzam değerlendirdik. Geldi. Ostende maçına da KG var dedik. Kombine bize de aldık. Şanssızlığımız Gent, Gent maçındaydı. KG olmadı. Maçı da seyrettim. Gent takımı gayet güzel bir şekilde oynadı. Değerlendirdi. Sizden ricam arkadaşlar bu videoya like atarsanız ve aynı şekilde güzel enerjili yorumlarınızı bırakırsanız like ve yorumlarınız benim için çok önemli. Moral motivasyon açısından yine güzel bir başarı bekliyorum. İnşallah güzel başarı elde ederiz de yüzümüz kara çıkmaz. Sizden isteğim sadece video like ve yorum şeklinde desteklemenizdir. Maçlara başlayalım mı şöyle? İlk maçımız Kızıl Yıldız Kızıl Yıldız maçıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi Kızıl Yıldız ilk maçında gayet güzel bir performans sergiledi. Dakika 50 surda kırmızı kart gördü. Şöyle de bir durum oldu. 10 kişi kalmasına rağmen çok güzel futbol sergiledi. Pozisyonlara girdi. Hatta biz o gün sadece Kızıl Yıldız'ın galibiyetine kalmıştık. E 1.5 üstte kalmıştık. Atamada 1-1 bitti. Fakat bu maçta elinden geleni yapacaktır. Şerif takımı da burada yine aynı şekilde topun arkasına geçmesini bekliyorum. Ben ilk maçta olduğu gibi kontraya kadarsa atacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ilk maçta biraz pozisyonlara girdi. 4 tane falan kaleye isabetli şutu vardı. Aynı şekilde burada da topun arkasına geçip geri geldiği zaman hücuma çıkmayı bilecektir. Şerif takımı o yüzden arkadaşlar bu maçta ben bir galibiyete gitmedim. Ama galip gelecek takım varsa burada Kesinlikle Kızıl Yıldız tarafı olacaktır. Yani burada Şerif'in galibiyetine falan sakın gitmeye gerek yok. Zaten oranlardan da belli. Ben Kızıl Yıldız'ın galibiyetini düşünüyorum. Fakat şöyle bir bahis yapacağım. Ben yine sürprizden kaçmak için yapacağım bu bahsi. Çünkü ilk maç 1-1 bitti. Burada Kızıl Yıldız 2-0 kazansa veya 2-1 kazansa veya aynı şekilde 1-0 kazansa kısıtlısı atlıyor. Şerif de bir tepki vereceğinden dolayı ben bu mücadeleyi 2-3 gol aralığında bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin. 1-69 gibi orandan değerlendirmek isteyenler değerlendirsin diyerekten de geçiyorum arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz ve video başlığından da gördüğünüz arkadaşlar katıl grubunda yaptığımız şovdur. Dün 8 Ağustos'ta verdiğim tüm canlılar burada ve dün arkadaşlar hiç kaybetmeden devam ettik katıl grubuna. Bakın şöyle ekranda gördüğünüz üzere sizlerin de sol üstten sırayla anlatmaya başlayayım. Bir tane canlı kombine vermiştim. Hamburg maçı ile andalle mücadelesini toplam oranı 1.88 arkadaşlar. Hatta isteyen hepsinin oranlarını çarpabilir bakın. Bu başarılı oldu. Anderle zaten deplasman kırmızı kart görmüştü. 3-0 yakaladı kazandı. Hemen altından Marsilya maçı vardı. Ben ilk yarıdan bir gol bekliyordum. Hemen altında görüyorsunuz 1.30 gibi orandan. Hatta dedim ki ilk yarıdan 1.5 üstte bile gidelim dedim ya. Korkmayalım basalım geçelim dedim. O da kazandı. Montpellier iki tane gol attı. İkinci golü muazzam attı. Frikik'ten kazandırdı. Ondan sonra baktığımız zaman da sağ üstte Clermont mücadelesi. Ben dedim ki bu takım maçı kazanır aynı şekilde gol atar ve bu maçta 2 tane gol çıkar dedim. 90 artı 3'te attığı golle hem 1.5 üstü geldi hem galibiyet rahat geldi hem de deplasmanın bir golü gelmiş oldu. Onun dışında da bir de Famalika mücadelesine canlıdan verdim. 1.5 üst verdim. İkinci yarının başında hemen geldi o da aynı şekilde. O da gayet güzel kazandırdı. Yani bakın isteyenler oranları hesaplasın. isteyenler çarsın. Türkiye'de legal oranlarıyla 43.60 kazandırdık. 43.60 katı. Kaç katı olduğunu Avrupa'da oynayanlar zaten bu neredeyse 70 katına te tekabül ediyor. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Bir de Telegram grubundan bahsedeyim sizlere. Şimdi kardeş sen bize bunları gösteriyorsun. Arkadaşım sen bize bunları gösteriyorsun. Fakat biz bunlara nasıl ulaşacağız? Bakın şöyle katıl Telegram grubumuz zaten ekranda. Gördüğünüz üzere verdiğim tüm canlıların forumunu ben buraya yazdım gösterenler zaten gruptaki arkadaşları biliyor. Hatta gruptaki arkadaşlardan rica ediyorum katıl grubu canlılar hakkında mutlaka yorumlarını bıraksınlar. Bu da kombineydi. Hatta şöyle göstereyim. Bakın verdiğim bir canlı. Famalika bir buçuk üstünü vermişim. Dakika 14'te vermişim. Oranı da gayet güzel bir şekilde 14'te vermişim. İkinci yere geldi. Bir kez daha tebrikler şeklinde bahsetmişim. Onun dışında Marsilya maçına ilk kez hatta şöyle ver verirken göstereyim. Marsilya maçına ilk yarı 0.5 üstü ben dakika 4'te erkenden vermiştim. Dedim ki maç hızlı erkenden bir gol gelebilir. En azından idealden değerlendirelim. Hatta dedim ki maç hızlı dedim. İlk yarıdan 1.5 üstüne bile gidebilir şeklinde verdim. Ki zaten dakika 4'te verdim aynı şekilde. O da başarılı oldu arkadaşlar. Onun dışında şöyle gösterecek olursam. Bu da canlımızdı. Bunu da göstereyim. Hamburg mücadelesinde dediğim gibi buçuk üst andalledin handikabı. Ya yani dediğim gibi burada zaten sürekli olarak canlı bahisler olsun, ekstra kuponlar olsun kazandırmayı hedefliyoruz. Başarımız ortada. Gelmek isteyen herkesi katıl grubumuza bekliyoruz. Nasıl geleceğim diye soracak olursanız abone ol yanında bir katıl grubu var. Katıla tıkladıktan sonra arkadaşlar katıla tıkladıktan sonra ana sayfadan şuradan burada bir video çıkacak sizlere. Katalı butonu seviyeleri Kangal Tips videosu. O videoyu izledikten sonra girişi oynatmayın, video izleyin. Telegram grubu, Telegram yüksek oranlı her şey dahil iletişim gruplarımız mevcut. Bu seviyelerden birine gelip sizler de bizim canlı bahislerimizden, ekstra kuponlarımızdan, diğer editor arkadaşlarımızın aynı şekilde ekstra kuponlarından faydalanabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Yapamayan, iletişime geçmek isteyen olursa sol altta Instagram kullanıcı adresi zaten Kangal Tips. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. İkinci maçımız Sılvarya Pırak French Faroş mücadelesi. Sılvarya Pırak ilk mücadelesinde gayet güzel bir futbol sergiledi. French Faroş'a karşı fakat 2-0'lık mağlup oldu. French Faroş burada mutlaka topun arkasına geçecektir. Yani Sılvarya Pırak üstüne saldıracaktır. French Faroş burada topun arkasına geçip bekleyecektir diye düşünüyorum ben. İlk maçın ben istatistiklerini göstereyim isterseniz size biraz. İlk maçta kaleye tam 20 tane şutu var. 7 tanesi de isabetli. Direkten dönen şutu kaçan net pozisyonları sılvar yaparak deplasmanda böyle oynadıysa kendi evinde nasıl futbol sergileyecektir sizler düşünün. Burada zaten ben Çek Cumhuriyeti takımlarına güveniyorum. Bir Sparta Prag ve Slavia Prag var zaten. Dişlilerden ikisine de güveniyorum. Burada Slavia Prag'ın galibiyetinden ziyade 1.31 oran açmışlar. Şöyle yaptım. Biraz daha yüksek oran neye gidebiliriz diye düşündüğüm zaman ben burada turu geçmesi için Slavia Prag'ın en az 2 gol atması gerekiyor. İlk maçta 0 yenildiği için. O yüzden idealden sizlere ev sahibi 1.5 üstü 1.41 gibi orandan önerebilirim diye düşünüyorum ben. Değerlendirmek için arkadaşlarımız Slavia Prag'ın 2 golüne girebilir. Veya isteyenler şöyle de yapabilir. Daha yüksek orandan ne alabiliriz diye. Şöyle maç sonu 1.5 üst yaptığınız zaman da 1.50 oluyor. Fakat siz 1.5 üst alın. biraz daha sağlam olsun diyelim. Olur da bir anda 2-2 biter. 3-2 yenilir. 2 golünden biz kazanmış olalım. Ev sahibi 1.5 üst 1.41 gibi orandan öneriyorum. Üçüncü, masamı, üçüncü maçımız Şaklar Genk mücadelesi. Arkadaşlar Şaklar Genk takımında Van de Brom takımın başına geldiğinden beri takım bir Beli yani doğrulmadı diyeyim ben size. Şaklar da son başında inanılmaz bir şekilde rotasyona gitti. Rotasyona gitti istiyor. İlk maçında deplasmanda da oynadı. 2-1 kazandı. Hatta maç birden 2 oldu. 1-0 öne geçmesine rağmen kazandı. Şartlar takımı kalite olarak kendini ortaya koydu. Genk takımı ne kadar hücumu çok güzel oynasa da son maçında da 90 artı 3'te kazandı zaten. E, ligdeki mücadelesini. Defansta zafiyeti çok fazla. Ben Shakhtar'ın lig maçında mağlup oldu. Bakın şuradan göstereyim. Kendi evinde 2-1'lik mağlup oldu. Kadrosu büyük ölçüde rotasyonluydu. Ben bu maçında ana kombineme de ekledim. Sizlere vereceğim kombineye de ekledim. 1.58 gibi oranlan direkt bir Shakhtar galibiyetini öneriyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız direkt buradan bir Shakhtar galibiyetini değerlendirebilirler. Dördüncü maçımız Midland'la PSV mücadelesi. Arkadaşlar PSV'nin ligi başlıyor artık. Bu maçtan sonra deplasmanda Herakles mücadelesi oynanacak ayın 14'ünde. Belki bu maçta biraz rotasyon yapabilir. Çünkü en son oynadığı maçta da Ajax gibi bir takımla 4-0 yenerekten de futbol sergiledi. Oynadı gayet güzel bir şekilde. Ajax'ın kırmızı kart görmesinden sonra zaten maç koptu. Maçı seyrettim ben. Kalesinde pozisyonlar verdi. Mutlaka bu maçta bir iki tane önemli futbolcusunu dinlendirebilir. PSV takımı yine erken çok fazla önde baskı yapıyor. Önde baskı yapmasıyla faydasını çok fazla görüyor. Girdiği pozisyonlar, attığı goller önde baskının zaten ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Midyland ekibi de 4 birlik bir galibiyet aldı. Yağmurluydu. Hava yine yağmurlu olabilir arkadaşlar. Danimarka'da bu aralar hava yağmurlu. Hangi maçı seyredersen maçta yağmur oluyor aynı şekilde. Burada yine hava belki yağmurlu olabilir. Hava durumuna bakmadım ama Danimarka'da dün de hava yağmurluydu. Şehir olaraktan da bilmiyorum artık. Her neyse devam edelim. Midland'ın kendi evinde biraz daha atak futbolu sergileyip biraz daha hücum futbolunu sergileyip belki gol atar diye düşünüyorum. Burada bir KG var tahmini. Bence ideal olacaktır. İdealden 1.41 gibi orandan KG var tercihini değerlendirebilirsiniz. Bol şanslar diyerekten de geçiyorum bu maçı da. Young Boys'la Kuluş mücadelesi. ilk maçta 1-1 bitti. İlk maçın ben sadece baskı metresini göstermek istiyorum. Bu telefondan güncelleme olmadığından dolayı gösteremiyorum. Fakat ilk maçta Young Boys'un ne kadar baskılı etkin oynadığını görmek mümkün arkadaşlar. Golü de 90 artık sürdü attı. Biraz şanslı yaver gitti. Free oldu. Frikikten sonra dönen top falan derken bir anda karambol oldu. Gole attı. Bu kadar yüksek oran açılmasının sebebi de Kuluş takımı biraz sert bir futbol sergiliyor. Sert futbol sergilediği için arkadaşlar burada Kuluş'un biraz e, topun arkasına geçip sert bir defans yapması bekleniyor. O yüzden bu oran açılmış. Yani bu maçta direkt idealden sizlere maç sonu her türlü öneririm yani. Güvenirim de bu mücadeleye. Maç sonu 1'i direkt 1.38'den aldım. Hatta ben ana kombineme de zaten bu maçı koydum. Young Boys'un ben son mücadelesinde zaten ligde kaybetti. Akılları muhtemelen bu maçtaydı ki rotasyona da gitti. Ee, bu maçı kesinlikle kazanmak zorunda. Kuluş takımının da zaten güvenini biliyorlar. Roman Romanya ekibinin güvenini, e, gücünü biliyorlar güveninden ziyade. O yüzden bu maça iyice asılıp maç sonu bile direkt değerlendirmek isteyenlere öneriyorum. Bol şanslar Young Boys'un bir galibiyet, galip gelmesini bu maçta bekleyeceğim. Rangers Malmö mücadelesi Rangers'ta arkadaşlar hacı özellikle notlarımın arasına aldım. hacı arkadaşlar Lany hacı bu mücadelede olmayacak. Rangers takımının sağ açında en önemli isimlerinden bir tanesi. Morales var ama e, hücum hattında forvet olarak oynuyor. Muhtemelen sağ açıkta oynayabilir hacının yerine. İlk maçta Malmö maçında yoktu. 2-1'lik bir mağlup oldular o mücadelede de. Rangers güzel futbol sergiledi. Malmö'de zaten bir anda geldi. Bir dakikada iki gol attı. Şöyle detaylardan da göstereyim. 47-49'da işte iki dakikada bir anda iki tane gol attı. Takım bir şaşırdı yani ne oluyor hesabına geldi. Rangers bu maçta kendi evinde daha kontrollü, daha bilinçli bir oynayıp. Ve şunu da söyleyeyim. İlk maçta Rangers takımı daha net pozisyonlara girdi. Golü 90 artı ceza sahasının dışından köşeye vurulan şutla attı maçı da seyrettim. Rangers biraz daha dediğim gibi ne yaptığını bilen bir takım Malmö'ye göre özellikle ilk maçta da. Bu maçta da ben direkt galibiyetini bekleyeceğim arkadaşlar. Rangers'ın direkt galibiyetini alırsanız 1.41 gibi orandan ideal bir şekilde değerlendirmiş olursunuz. Değerlendirmek isteyenlere direkt dediğim gibi Rangers galibiyetini bekliyorum. Ayrıca Rangers liginde maçta da mağlup oldu. 40 maç sonra yenilen bir Rangers takımı var. O mağlubiyet kendilerine getirecek diye düşünüyorum ben. İdeallere gittim farkındaysanız. Yüksek oranlara gitmedim. 1.41'den bu maçı da Rangers kazanır şeklinde bekliyorum. Tüm maçların tahminleri bu şekilde. Kombine bir videonun sonunda göstereyim. Aynı şekilde diğer günün kombinesini de göstereyim sizlere. 11 Ağustos'a geçiyorum şimdi. 11 Ağustos'ta 3 tane maç seçtim. İlk mücadele Chelsea maçı. Detaylı bir şekilde Chelsea'yi anlatayım isterseniz. Chelsea'de arkadaşlar Tuhel geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde korudu. Hatta yeni bir transfer yapmadı Chelsea takımı büyük olarak şöyle takımın 11'ine koyabilecek bir transfer yapmadı. Hazırlık maçlarında da çok güzel futbol sergiliyor. Baktığımız zaman Tottenham'la 2-2 berabere kaldı. Şöyle ben göstereyim. Altta altta kalıyor. Siz göremiyorsun ama Bournemouth'u 2-1 yendi. Arsenal'ı 2-1 yendi deplasmanda. Kendi evinde de Tottenham'la 2-2 berabere kaldı son maçta. Ama ağırlık olarak maçta Chelsea o maçta ağırlığını koydu. Bu Chelsea ile birlikte iyi bir başlangıç yapmak isteyecektir. Geçen sezonki dediğim gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonu kadrosunu koruyaraktan buradan ligde iyi bir iş çıkarmak istiyor. Ben burada Chelsea tarafındayım zaten taraf olarak. Ee, Villarreal tarafına baktığımız zaman Emery'nin zaten bu kupayı daha hiç kazandığını görmedik. Ne kadar UEFA Avrupa Kupası'nı çok kazansa da Süper Kupa'da bir şanssızlığı var. Kazanamıyor. Ben burada dediğim gibi Chelsea tarafındayım. İsteyenler idealen direkt maç sonu biri değerlendirebilirler arkadaşlar. 1.64 gibi oranı var. İsteyenler dediğim gibi Chelsea mücadelesini direkt değerlendirsin. Direkt 1 olaraktan da. Villarreal'in ben burada Pau Torres'te arkadaşlar Villarreal takımında olmayacak. İlk 11 oyuncusu Pau Torres Villarreal'in olimpiyatlardan dolayı olmayacak. Tokyo olimpiyatlarında İspanya'da oynadı. O yüzden Villarreal takımında olmayacak. Bu maçta direkt maç bir öneriyorum. Yüksek oran olarak değerlendirmenizi önereceğim ben sizlere. Beklentim 2-0 veya 2-1'lik bir Chelsea galibiyeti. O yüzden maç sonu 1-0 da olabilir açıkçası. Maç sonu 1 ve 3.5 alt yaptığınız zaman da 2.10 gibi orandan tekne olarak değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ben bu maçta çok fazla gol beklemiyorum. Villarreal de biraz burada Chelsea'nin gücünü biliyor çünkü. Daha ağırlıklı olarak kontrol oynayacaktır. Ben yüksek orandan maç sonu 1 ve 3.5 alt sizlere önereceğim. İdealden oynamak isteyenler maç sonu 1'i değerlendirsin diyerekten geçiyorum. Yine o okay K mücadelesine. Dinamo Kiev'in zaten Fenerbahçe ile maçı vardı. Ben onu izlemiştim. Oradan ben notlarımın arasını aldım takımı. Orada neredeyse ideal 11'ini çıkardı Lucescu'nun ekibi. Lucescu'nun da bir e, hastalığı vardı. Grip midir artık neyse her neyse. Burada ben direkt sizlere ilk kere bir galibiyetini önereceğim. İlk yerden bir Kiev galibiyeti gelecektir diye düşünüyorum. 1.35 gibi oranı var. MBS 3 olduğu için burada değerlendirmek yapmayan, değerlendirme yapmak isteyenler yanlarına maç eklemek zorunda. Chelsea ekleyebilir, istediğini ekleyebilir. Avrupa'dan oynayanlar tekli alabilir. İlk yarıdan bir, bir Dinamo Kiev galibiyeti gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk yarı bir seçeneğini sizlere sunuyorum. Bir diğer mücadelemiz El Ahli mücadelesi arkadaşlar. Şu an iddia oranlarını açmamış fakat ben araştırdım. İsmail ile oynayacak burada. El Ahli ekibi burada 64 puanı var. Aynı şekilde arkasındaki Zamelik'in de 64 puanı var. Burada hataya şansı yok. Kendi evinde oynadığı maçlarda. da İyi iyi bir şekilde kazanıyor. Ve ilk yarıdan genelde galip gelmiş. Oranı muhtemelen 1.20-1.30 falan olacaktır. İsteyenler direkt elahli galibiyetine gidebilirler. Fakat ben burada ilk yerden bir elahli galibiyeti bekleyeceğim. İddia gününde yani o gün 11 Ağustos'ta bunun oranı mutlaka açılacaktır. O zaman değerlendireceğim. İlk kere biri sizlere öneriyorum. Kombinem ekrana gelsin. 10 Ağustos kombinesi olarak arkadaşlar sizlere Burada bir Shakhtar galibiyetiyle Young Boys galibiyetini sunuyorum. Toplam oranı 2 falan değerlendirmek için arkadaşlarımıza bol şanslar diliyorum. Burada Shakhtar'ın ben rotasyona gittiği için Genk'in de gücün defans zafiyetlerini bildiğim için burada bir direkt Shakhtar galibiyeti denenebilir. Ve Young Boys'un da ilk maçta ne kadar etkili olduğunu bildik bildiğim için ve bu maçta da artık kazanması gerektiğini düşünüyorum. Kulucu da burada galip gelecektir Kulucu'ya karşı da. Maç sonu biri de direkt sizlere öneriyorum arkadaşlar. Hemen 11 Ağustos için de tekli yüksek oran önerim var. Tekli olarak Chelsea mücadelesine maç sonu 1 ve 3.5 alt şeklinde önereceğim. Chelsea'nin burada 3.5 altında kazanırı benim için değerli değerli değerlendirmek isteyenler de bu şekilde değerlendirebilirler bol şanslar. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar.